Günaydın değerli izleyenler. Bugün 27 Temmuz Perşembe. Ben Zeynep Erataman. Bloomberg HT'de ilk söz başlıyor. Geçen ay faiz artırımlarına ara veren Amerikan Merkez Bankası Temmuz ayı toplantısında politika faizini beklentiler dahilinde 25 bas puan artırdı. Böylece Amerika'da politika faizi 2022'den beri 11. kez artırıldı ve 22 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Fed karar metninde gelecekteki politika adımları sıkılaştırmanın etkisine, ekonomik ve finansal gelişmelere bağlı olacak dedi. Ekonomik Koordinasyon Kurulu yeni dönemin ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda orta vadeli programa ilişkin hazırlıkların gözden geçirildiği belirtildi. Toplantıda güncel makroekonomik gelişmelerle bütçe görünümü de değerlendirildi. Toplantı ilişkin açıklama metninde enflasyonla mücadele ve sıkılaşma adımları ile ilgili ifadeler de yer aldı. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro üyesi Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştü. Wang Yi görüşmede Çin'in ticaret anlaşmalarında yerel para birimlerini kullanan iki ülkenin şirketlerini destekleyeceğini söyledi. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Wang Yi, Çin'in Türkiye'den daha kaliteli ürünler ithal etme konusunda istekli olduğunu belirtti. TOB Başkanı Hisarcıklıoğlu, KOBİ kredilerinde yaşanan daralmanın zincirleme etkisiyle ülkenin ve sektörlerin tamamına olumsuz yansıdığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin önceliği mevcut üretim kapasitesini korumak olmalı. Ticari krediler aniden ve çok sert bir şekilde kesilmemeli. Reel sektörün finansmana erişim taleplerine toptancı bir şekilde olumsuz bakılmamalı dedi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçisi Said Zani Ezzahiri, 3 Mart'ta imzalanan kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasının Türkiye'de 100 bin, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 25 bin olmak üzere 125 bin kişiye istihdam sağlayacağını söyledi. Zahiri ayrıca yatırım anlaşmaları kapsamında Türkiye'deki çeşitli varlıkların satın alınacağına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Borsa İstanbul Yüz Ana Endeks %2,10 yükselişiyle 6743 puanda rekor kapanış yaptı. 138 puan birden yükselen borsada hacimde 130 milyar TL ile yüksek kalmaya devam etti. Bankalar %1,32 düşerken holdingler %2,10 yükseldi. En çok kazanan tarafta %9,08 ile madencilik, en çok kaybeden tarafta %1,40 ile spor endeksi yer aldı. Dün itibariyle baktığımızda endeks %81 hisse günü artıda, 17 hisse ekside, 2 hisse ise yatay şekilde tamamladı. Puan bazlı katkılarda Türk Hava Yolları'nı, BİM, Ford Otomotiv, Şişe Cam ve Koza Altın hisseleri takip ederken puan bazlı baskılarda Yapı Kredi'den sonra İş Bankası, Kontrolmatik, Gübre Fabrikaları, Girişim Elektrikli hisseleri takip edildi. Koç'un Yapı Kredi'deki hisse satışı dün öne çıkan başlıklardan bir tanesiydi. %12'lik iskonto çokça tartışıldı. Bununla beraber kapanış sonrasında bilanço sezonu Akbank ve TAV'la devam etti. Akbank'ta ikinci çeyrek net karı 20,3 milyar TL ile piyasa beklentilerinin bir hali üzerinde geldi. TAV'da da 887,4 milyon TL'lik kar açıklaması piyasa tahminlerini yakalamadı. Türkbes tarafında yurt içi için ilk yarı için açıklanan rakamlarda satışlar yıllık %18 artış gösterdi. İhracat tarafı ise yılın ilk yarısında %13 kadar geri saydı. FED tarafına döndüğümüzde dün 11. kez faiz arttı dedik. Böylece politika faizi %5,25 ila 5,5 bandına oturmuş oldu. Bundan sonraki toplantı 19-20 Eylül'de hem metinde hem de Powell'ın konuşmalarında Eylül toplantısının pasta geçirebileceği, burada faizin artabileceği şeklinde iki ihtimalde masada tutuldu. Powell içinde bulunan ortamda çok fazla sözlü yönlendirme yapmak istemediklerine işaret etti. Bu arada 24-26 Ağustos'ta Jackson Hole toplantısı var. Küresel ekonomide yapısal değişimler başlığıyla gerçekleşecek. Dolayısıyla Fed'in bir sonraki toplantısı öncesinde sinyalleri sadece veriler tarafından değil Jackson Hole'da yapılan açıklamalardan da yine takip etmeye çalışacağız. Tahvil tarafında bu hafta hazinenin yoğun borçlanma takvimini izlemiştik. Dün 8 bas puan kadar düşen gösterge bileşik 16-15'te
Yine bir o kadar düşen 10 yıllık kağıtta bileşik getiri ise 18.25'te valörlü piyasayı uğurladı. Fed 25 bas puan faiz artırdı. Üzerine dolar düştü. 100.83 seviyesine geriledi dolar endeksi. İçeri yansımasında 26.89.30'la yola devam ediyoruz. Euro TL kuru ise 29.93.44 değeri sabaha başladı. Sterlin tarafında 3 Ağustos'ta gerçekleşecek Merkez Bankası toplantısında 25 ila 50 bas puanlık bir faiz artırımı beklentiler dahilinde. Sterlin dolar bu sabah FED kararını geride bırakırken 1.29.62 seviyesinde ve parite cephesinde de 1.11 ile biz yeni güne başlarken Avrupa tarafında Merkez Bankası'nın bugün toplantısı var. 9. kez faiz artırması ve 25 bas puanla yola devam etmesi bekleniyor. Ama FED gibi bu defa son mu sorusu söz konusu değil. Avrupa'dan bundan sonra da faiz artırımlarının süreceğine inanan bir piyasa var karşımızda. Yanı sıra acaba miktarsal anlamda burada tahvil tarafında bir sıkılaşma ivmelendirilebilir mi? Ekonomistler bunu da tartışıyorlar. Vadesi gelen kağıtların çevrilmemesinin ötesinde vadesi gelmeyen kağıtlardan satışa Avrupa Merkez Bankası gidebilir mi? Bunun tartışıldığı bir ortamda Avrupa Merkez toplantısına geri sayıyoruz. Bu arada Binance Almanya'da uygulama için yaptığı lisans başvurusunu geri çektiği haberiyle gündemde. Deutsche Bank'a döndüğümüzde 12 yılın en iyi birinci yarı karını açıkladı. UniCredit'in rakamları yine beklentiden iyi geldi. Yine de banka endeksi %0.3 kadar eksiyle günü tamamladı. Stoxx 600 endeksi %0.6 kadar satıştaydı. Louis Vuitton Moët'si Amerika'da satışlarına ilişkin beğenilmeyen rakamlarla %5 düştü. Rolls Royce ise kar öngörüsünü yükselttiği için %20 kadar artışla günü tamamladı. Bununla beraber Amerika'ya döndüğümüzde yeni konut satışları Haziran'da yine 2,5 kadar düştü. 697 binlik seviye beklentinin altında kaldı. Dow Jones Sanayi Endeksi Fed gününden sonra 13. günü artıda kapattığı için 1987'den bu yana en uzun soluklu ralliye imza attı. Dün %0.23 kadar artısı vardı. Bu harekette diğer iki ana endeks katılmadı. S&P 500'de %0.02, Nasdaq'ta %0.12 değer kaybı yaşandı. Kapanış sonrasında gelen bilançolarda rehberliği beğenilmeyen eBay satıştaydı. Meta hissesi ise öngörünün yükseltilmesiyle beraber %7 kadar prim yaptı. Tahvil yatırımcılarından Gundlach'ın dünkü konuşması önemliydi. Fed'de artık tepe faize yakın olduğumuzu düşündüğünü, tahvil yatırımı yapmak konusunda rahatladığını söyledi. Bununla birlikte enflasyonun da Fed'in mutlu olacağı seviyelere yakın olduğunu düşündüğünü sözlerine ekledi. Dün Fed kararı geldi ve Amerika'da borsalar günü karma seyirle kapattı. Faiz geri çekildi ve dolar endeksi Fed'in faiz artırdığı bir günde düşüş yaşadı. Detaylar için New York'a döneceğiz. Melike'nin notlarını ekranlarınıza getireceğiz şimdi. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. New York'tan selamlar. ABD borsaları dünü karışık bitirdi. Evet, Fed günü geldi, çattı, Powell da konuştu, tutanakları da baktık. Ne oldu? Dow Jones 1987'den beri gördüğü en yüksek yerde. Rally demiyorum, sadece rakam olarak en yüksek yerde bitirirken S&P 500 yatay, Nasdaq aşağıda. Faizler de düştü Powell konuştuktan sonra. Çünkü Eylül'ü atlayabiliriz dedi. Eylül faiz artışını atlayabiliriz dedi. Ama şunu da söyledi. Yani veriye bağımlıyız. Veriye baktıkça, toplantı toplantı, her toplantıda bunu değerlendirdikçe ona göre faizleri artıracağız veya artırmayacağız. Yani nereye çekersen, nereden bakmak istersen. Kendisi özellikle Mart 2022'den beri, faizler tabii artırılmaya başlandı Mart 2022'den beri, en az informasyon ve bilginin olduğu bir tutanakla, konuşmayla karşımızdaydı. Ama cevaplar önemliydi. Yani 2025'e kadar ben enflasyonun %2'lere düşmesini beklemiyorum dedi. Bu önemli yani, çünkü enflasyon kalıcı diyor hala. Enflasyon düşürmek için de elimden geleni her şeyi yapacağım dememiş miydi? O yüzden de faizleri artırmaya devam, ama Eylül'de durabilir. Kasım'da da durabilir, Kasım 1'deki ikinci toplantıda. Çünkü her şey neyle? Veriyle alakalı. Önümüzde TÜFE var, bugün de gayri saf milli hasıla var. O yüzden onlara dikkat etmemiz lazım. Veri bağımlılığı ek faiz artışına, sonraki faiz artışlarına sebep olacaktır. Bu 11. artıştı. 22 yılın zirvesinde faizlerle günü kapatırken altın yukarı attı kendini. Dolar düşerken petrolle birlikte, ama VIX'te
korku endeksi de kendini aşağı atanlardan da diyorum. Sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu. Melike'nin bıraktığı yerden devam edelim. Melike de söyledi, bugün Amerika'da büyüme verisi açıklanacak FED kararından sonra. Ayrıca bekleyen konut satışları ve dayanıklı maaş siparişleri, haftalık işsizlik maaşı başvurularıyla beraber ajandamızda Avrupa tarafında Merkez Bankası toplantısı var dedik. Bizde de yılın 3. enflasyon raporunu bugün takip ediyoruz Ankara'dan ve aynı zamanda haftalık para ve banka istatistiklerini de yine izleyeceğiz. Asya'ya döndüğümüzde ise Bloomberg anket yaptı. Çin'le ilgili büyüme tahmini bu ankette %5,5'tan 5,2'ye aşağı yönlü revize edildi. IMF baş ekonomisti Japonya ile ilgili bir açıklama yaptı. Enflasyonda riskleri yukarı yönlü görüyoruz. Getiri eğrisi kontrolünden uzaklaşmasını tavsiye edebiliriz dedi. Veri ajandasında Çin'de bu sabah sanayi karları açıklandı. Yıllık %8,3'lük bir azalış var Haziran'da. Aslında veri kötü gibi görünüyor ama bir önceki ayın kar geri çekilmesi yıllık %12,6'ydı. Bu taraftan bakıldığında biraz daha olumlu belki yorumlayabiliriz. Para bilimleri tarafında yen 4. günde de alıcılı seyirde. Yarın sabah da bu saatlerde Japonya Merkez Bankası kararını konuşacağız. Hong Kong tarafında Hong Kong doları Amerikan dolarına zaten çıpalı. Dolayısıyla Fed'in kararlarını birebir yansıtan bir para politikası otoritesi burada söz konusu. Dolayısıyla Hong Kong'da da faizlerde 25 bas puan bu sabah artırıma gidildi Fed kararının ertesinde. Samsung Electronics'ten bugün bir kar açıklaması var. %95'lik bir düşüşe işaret ediyor. Hissesinin ne kadar etkilenir biraz sonra Pekin'den Sadık Aymaz'la bağlantımızda konuşuruz. Ama Fed sabahında Asya borsalarında primli bir seyir söz konusu diyebiliriz. Amerika'da vadeli bu görüntü teyit eder mi? Oraya döndüğümüzde satış baskısı biraz daha yatayda olsa ağır gibi, daha doğrusu alış baskısı diyelim, tekrar düzeltelim. Grafiğimiz güncellendi. Alım tarafında Asya'yı teyit eden bir tablo burada da söz konusu. Özellikle tabii Nasdaq'taki %0,70 alıcılı seyir, yine S&P 500'de %0,33'lük bir artı dikkat çekiyor. Burada özellikle Meta hissesinin etkili olduğunu da belirtelim. Tahvil faizlerinde ise dün Eylül'de her şeyi yapabileceklerine ilişkin opsiyonların masada kalmasıyla aşağı giden faiz ortamını takip etmiş olduk. 2 yıllıkta 4,82, 10 yıllıkta ise 3,85 ile işlemler devam ediyor. Dolarda ve faizde geri çekilme olunca altın da %0,5, gümüş de %1 kadar yükseliş gösterdi. JP Morgan altın fiyatının 2024 sonuna kadar rekor kıracağına inandığını söyledi. 4. çeyrek tahminini ise $2,175 olarak ifade etti. Goldman Sachs'ın bakır tahmininde güncelleme var. 3 aylık vade için tahmini $7,750 $9,250, 6 ay vadeli tahmini $9,200 $9,500 güncellendi. 12 aylık tahmin ise $10,000 seviyesinde bakır için Goldman Sachs nezdinde sabit bırakıldı. Bu sabah altın fiyatında $1,977.87'e kadar bir yükseliş var. İçeri yansımasında yine rekor takip ediyoruz. 1709 TL 67 kuruşta gram altın hareketli. Dün Enerji Bilgi İdaresi bu arada stoklarda 600 bin varille beklentiden az bir geri çekilme açıkladı. Bir de HSBC değerlendirmesi var. Petrol talebinin bu 10 yılın ikinci yarısında 104 milyon varil bölü gün şeklinde zirveyi göreceğini, sonra elektrikli otomobil kullanımında artışla beraber buradan geri sayılacağını tahmin ettiklerini ifade ettiler. Amerikan tipi ham petrol bugün $79.71, Brent ise $73.77 ile yoluna devam ediyor. Haber akışında bir de Brezilya ile ilgili Fitch başlığı var. Not BB seviyesine yükseltildi. Görünümse durağan olarak açıklandı. Onu da yine notlarımıza ekleyelim. Bu sabah Bitcoin'de $29,423 bir geri sayım söz konusu oldu. Ethereum'da ise $1,877'dayız. Sabah günü artıda karşılayan kripto paralarda yön bir miktar aşağı dönmüş görülüyor. Hal böyleyken Fed sabahında Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'na odaklanacak bir küresel piyasa görüyoruz. Acaba neler en çok bugün fiyatlamalara yön veriyor? Detaylarını konuşmak üzere Pekin'e gideceğiz. Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadık Aymaz bizimle. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sunar. Sadi günaydın. Bir yandan Merkez Bankaları haftasını takip ediyoruz. Diğer yandan da Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Türkiye ziyaretini dün izledik. Acaba iki ülke arasında Yuan ve TL cinsinden daha çok iş yapılacak mı? Birbirlerinde fırsatlar gördüler mi? Bununla ilgili Çin basınında yansımalar nasıl oldu? Bunu da merak ediyoruz tabii bu sabah. Zeynep günaydın. Tabii Türkiye-Çin ilişkileri ve özellikle sen Yuan'dan konu açtın. Bir defa
Türkiye-Çin arasındaki ekonomi ilişkilerini ya da ticaret ilişkilerini konuştuğumuz zaman evvela şuna dikkat çekmemiz gerekiyor. Aramızda geçen sene 38 milyar dolarlık bir dış ticaret açığı vardı. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüşmede aslında dolaylı olarak buna dikkat çekti. Çin basınında da aslında baktığımız zaman Türkiye'den daha fazla kaliteli ürün ithal edileceğini yazıyorlar. Ama tabii burada kalite tırnak içine alınıyor. Tabii aramızda bir de yapısal bazı sorunlar var. Çin gibi çok böyle ölçek avantajı olan, birim maliyet avantajı olan bir ülkeye mal satmak da çok kolay değil. Dolayısıyla daha ziyade aradaki bu farkın yatırımlar yoluyla ya da turizm yoluyla kapanması daha makul görünüyor, daha olanaklı görünüyor Zeynep. Onun dışında şöyle bakıyorum notlarıma. Tabii bu tarafta Japon Merkez Bankası toplandı. Şöyle kritik bir toplantı olabilir. Üç temel parametre var biliyorsun. Üçünün de sabit bırakılması bekleniyor bu temel senaryo ama getiri eğrisi kontrolünde ufak bir değişikliğin de şu anda masada olduğu, görüşüldüğü, konuşulduğu, tartışıldığı belirtiliyor. Tabii kurulda bir takım görüş ayrılıkları da var. Bu görüş ayrılıkları bakalım yarın sonuca nasıl yansıyacak konuşulacağız ama piyasa eğer getiri eğrisi kontrolünde bir değişiklik olursa bunu çok da sürpriz karşılamayacak, çok da şaşırmayacak diyebilirim. Diğer taraftan gün içerisinde Zeynep genel olarak alıcılı bir seyir var borsalar tarafında. Yükselişler görüyorum. Yani döviz tarafında özellikle Çin yön öncülüğünde yükselişler var. Tabii şirketler bazında da hareketlilikler var. Örneğin Expeng ya da XPeng diyeceğim Çinli oto üreticisi Hong Kong'da dün de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki paylarında bugün Hong Kong'da %30'dan fazla kazançlı tekrar söyleyeyim %30'dan fazla kazançlı Volkswagen Alman otomotiv devi %4'ü için 700 milyon dolar ödedi. Bunun getirdiği bir hareket var. Bir de tabii SK Hynix o da %10 civarında bugün yükselişte. Özellikle Nvidia'nın ondan tedarik ettiği belirtiliyor. Dolayısıyla özellikle yapay zeka çiplerine güç veren hafıza çipleri tarafında onun bir üstünlüğü anlaşıldı. Dolayısıyla Samsung'a fark attı. Bir de tabii Samsung var. Aslında manşetten bakıldığında ikinci çeyrek net karında %95'lik bir azalma var ama aydana düzeltiyorum. Çeyrekten çeyreğe baktığımızda %10'a yakın bir iyileşme var net karda. Dolayısıyla piyasa bunu pozitif algıladı. %2 civarında yukarıda. Bloomberg ETA Asya temsilcisi Sadi Kaymaz, çok teşekkürler. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Ve dış basında tur atmaya başlayalım. Wall Street Journal'a geldiğimizde manşet haberde büyüme Fed kararı sonrasında gelecek. Gerçekten güçlü bir trend var mı büyümede, yok mu, bunu görme şansımız bugünkü veriyle olacak demişler. Fed'in faizi 22 yılın zirvesine çıkardığı ve Dow'un 1987'den bu yana en uzun soluklu ralliye imza attığını ortaya koymuşlar. Çin tarafında genç işsizliğinde rekorlar kırılıyor son dönemde. Acaba Xi'nin ekonomik politikalarına ilişkin ortaya koyduğu vizyona bir tehdit Çin işsizliğinden gelebilir mi? Bugün Wall Street Journal'ın sorguladığını takip ediyoruz. Kapak sayfada yine Meta'nın özellikle reklam gelirleriyle ilgili toparlanma öngörüsü kendi hissesi için faydalı oldu şeklinde bir başlıkla da karşılaşıyoruz. Fed kararı ile ilgili dün ortaya çıkan metinde hangi başlıklar ön plandaydı? Detaylarını aktararak devam edeceğiz. Amerikan Merkez Bankası Fed politika faizini 25 bas puan artırarak %5,25 ila 5,5 aralığına yükseltti. Böylece politika faizi 22 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Karar oy birliğiyle alındı. Fed aşkın rezervler üzerindeki faizi ise %5,15'ten %5,40'a çıkardı. Politika metninde Fed enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğini, enflasyonu düşürmek için ilave sıkılaştırmanın ölçüsünün değerlendirilebileceğini vurguladı. Fed enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olduğunu yineledi. Diğer yandan gelecekteki politika adımlarının sıkılaştırmanın etkisine ekonomik ve finansal gelişmelere bağlı olacağını kaydetti. Banka son göstergelerin ekonomik aktivitenin ılımlı bir hızla genişlediğine işaret ettiğini, son aylarda iş kazançlarının güçlü olduğunu ve işsizliğin düşük kaldığını belirtti. Amerikan bankacılık sisteminin sağlam ve dayanıklı olduğunu ileleyen Fed, kredi sıkılaşmasının ekonomik faaliyeti baskılayabileceğini ve daha sıkı kredi koşullarının etkilerinin belirsizliğini koruduğunu bildirdi.
Fed politika metninde enflasyonu %2 hedefine geri döndürme konusundaki kararlılığını ineledi. Fed ek verilerin ve para politikasının etkilerinin değerlendirilmeye devam ettiğini belirtti. Ve dönelim buradan bir başka detaya. Financial Times'a geldiğimizde bugün Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı olduğunu da izliyoruz. Avrupa Merkez Bankaları cephesine bakıldığında genel anlamıyla tahvil ile ilgili acaba satışlar önümüzdeki süreçte hızlanabilir mi? Bununla ilgili ekonomistlerden gelen yorumları da bir yandan aktarmışlar. Detaylarına girelim biraz. Çünkü Powell da dünkü konuşmasında ortaya koydu. Faizi artırmak veya indirmek başka bir şey. Tahvil portföyünü büyütmek veya azaltmak başka bir şey dedi ve farklı konularına ekonomi etkisi olduğundan bahsetti. Detaylara baktığımız zaman Financial Times'da Avrupa Merkez Bankaları cephesinde sadece vadesi gelen kağıtları döndürmemek değil, aynı zamanda vadesi gelmeyen kağıtlardan satış yoluna gitmek de önümüzdeki süreçte bir seçenek olabilir. Verilere bakıldığında bu da olası yollardan biri olarak görülüyor. Amerika'da enflasyonla mücadele Avrupa ve İngiltere'ye kıyasla çok daha hızlı şekilde meyvelerini veriyor. Burada enflasyon beklenenden hızlı şekilde geri geldi demişler. Özellikle bilanço tarafı daralma kısmı ile ilgili yorumlara bakıldığında Deutsche Bank baş ekonomisti Mark Wall'dan bir görüş almışlar. Diyor ki Avrupa Merkez Bankası'nın önümüzdeki süreçte kademeli olarak bilanço tarafında büyüyen kısmı baskılamak istemesi gayet normal görülüyor, mantıklı görülüyor. Bu da aynı zamanda faiz artırımlarının kredibilitesini de destekleyici bir adım olarak karşımıza çıkabilir. BNP Paribas'a döndüğümüzde Avrupa baş ekonomisti Paul Hollingsworth'ten bir görüş vermişler. Şu anda herhangi bir acil karar beklememekle birlikte Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden gelen nispeten daha şahin açıklamalar yine faizi daha düşük bir yerde kabullenseler bile niceliksel tarafta sıkılaşmayı biraz daha aslında hızlandırabilecekleri anlamında da yorumlanabilir demiş. Yine sabit getirili yatırımlar yapan T. Rowe Price'dan baş Avrupa ekonomisti yine Thomas Wiladek'ten bir görüş almışlar. Şu anda ekonomiyle ilgili talebe ilişkin bir miktar daha yol kat edilebilir. Merkez bankaları çok fazla ne yapacaklarıyla ilgili yönlendirmede bulunmak istemiyor. Çünkü bir yandan para politikası, diğer yandan mali politikayı aslında ince bir çizgide korumaya çalışan ekonomiler takip ediyoruz. Ama elbette tahvil alımlarını kısmak da yine faizle birlikte işe yarayan bir enstrüman olarak karşımıza çıkabilir diyor. Avrupa Merkez Bankası'nın geçen ay Portekiz'de Sintra'da gerçekleştirdiği yıllık konferansında Financial Times'a konuşan Avrupa Merkez yetkililerinden bir tanesi henüz vadesi gelmeyen tahvilleri satmaya da sıcak bakabileceklerinden bahsetmişti. Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel'in de Mart'ta bir açıklaması vardı. Avrupa Merkez Bankası'nın önümüzdeki süreçte 1.7 trilyon dolarlık pandemiyle mücadele tahvil alım programını daha hızlı şekilde azaltabileceğine işaret etmişti. Yine Morgan Stanley baş Avrupa ekonomisti Jens Eisenschmidt'ten bir görüş vermişler. Merkez Bankası pandemi acil programını beklenenden erken bitirebilir. Gelecek sene Ocak'ta bitirse de yine yatırımlar tarafında da Temmuz ayında sonu görebiliriz dedi. Böylece 133 milyar euroluk bir azalmayı 2024'te görebileceğimize işaret etti. Şu an için bakıldığında İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı yine Dave Ramsden'dan da bir açıklama var. O da geçen hafta Merkez Bankası'nın niceliksel gevşeme ile ilgili kısmı Eylül'de biraz daha hızlandırarak geri çekebileceğine işaret etmişti. Fed'in bu arada bilançosu Nisan 2022 tarihinde 9 trilyon dolarla zirveyi gördü. Oradan bu yana kabaca 850 milyar dolar kadar geri çekildiği tahmin ediliyor demişler. Goldman Sachs'tan yine küresel faizler tarafında baş stratejist Korapati'den görüş var. O da Fed'in önümüzdeki süreçte niceliksel gevşemeyi kısabileceğini, 2024'te herhangi bir problem finansal sistem üzerinde yaratmadan bu yolda ilerleyebileceğini ifade ediyor. Tabii Fed'in bir yandan da orta ve küçük bankalarla ilgili sıkıntıları devam ediyor demişler. Ve buradan bir de son başlığımıza geçelim. İçeride Gaye Arkan'ın bugün ilk defa bu kadar piyasayla yakın temasta olacağı bir toplantıya geri sayıyoruz. O yüzden Bloomberg de diyor ki Türkiye'nin yeni Merkez Bankası Başkanı ilk defa bu kadar yakın bir şekilde kamuyla temas etmiş olacak. Ve piyasa beklentilerinin altında şimdiye kadar hareket eden Merkez Bankası'na ilişkin bir anlamda hesap verecek. Detaylara baktığımızda iki toplantıda 9 puan kadar faiz yukarı gitse de piyasa çok daha fazlasını ummuştu. Hala faiz enflasyonu
enflasyonun çok altında bulunuyor demişler. Bununla beraber enflasyon raporunda mevcut yıl sonu için %22,3 olan beklentiyi de kabaca ikiye katlaması bekleniyor ama son gelen TL'de değer kaybı ve vergi artışlarıyla örneğin JP Morgan Chase yıl sonunda %57'lik, Bloomberg ise %55'lik bir enflasyon beklentisi içerisinde. Deutsche Bank'ın yine son dönemde bir raporu söz konusu oldu. Özellikle enflasyonda yol haritası ile ilgili gerçekçi olmayan bir yön çizilirse bunun enflasyon beklentilerinin çıpalanması için de büyük bir riski beraberinde getireceğine işaret etmişler diyelim. Ve gidelim buradan bir kez daha Fed'e. Fed'in kararı sonrasında Başkan Powell kameraların karşısına geçti. Neler söyledi aktaralım. Fed Başkanı Jerome Powell, Fed para politikasının kısıtlayıcı olduğunu düşünüyor ancak gerekirse daha fazla sıkılaşmaya gidebiliriz dedi. Powell, gelecekte yapılacak faiz artışlarında veriye bağımlı yaklaşım izleyeceklerini belirtti. Powell, mevcut şartlarda daha fazla ileriye dönük yönlendirmeye gerek duymadıklarını anlattı. Powell, faizleri bir süre yüksek tutmamız gerekiyor ifadesini kullandı. Kararları toplantıdan toplantıya vermeye devam edeceklerini belirten Powell, bir faiz artışı daha mümkün. Eylül'de gelen verilere bağlı olarak faizi artırabiliriz ya da pas geçebiliriz. Fed sabırlı olabilir dedi. Fed Başkanı Powell, son enflasyon verisi beklediğimizden biraz daha iyi geldi. Ancak tek veriyle hareket etmiyoruz. Fed, Haziran enflasyon verisindeki sinyalin tekrarlanıp tekrarlanmadığını görmek istiyor şeklinde konuştu. Politikamız yeterince uzun zaman, yeterince kısıtlayıcı değildi diyen Powell, bu yıl faiz indirimi olacağını düşünmüyorum. Bazı Fed üyeleri gelecek yıl faiz indirimi görülebileceğini tahmin ediyor dedi. Powell, enflasyon kayda değer şekilde düşerse para politikasında kısıtlayıcı duruşa ihtiyaç kalmayacağını belirtti. Powell, enflasyonun 2025'e kadar %2'ye indiğini görmeyi beklemiyoruz dedi. Fed yetkililerinin bu yıl artık durgunluk beklemediğine işaret eden Powell, iyimserlik terimini kullanmıyorum ancak yumuşak inişe giden bir yol var dedi. Powell diğer yandan faiz adımlarıyla bilanço küçültmenin farklı şeyler olduğunu, Fed'in bilançoyu daraltırken faiz indirebileceğini söyledi. İş gücü piyasası koşullarında daha fazla yumuşamaya ihtiyaç olduğunu belirten Fed Başkanı, yüksek faizlerin konut piyasasını yavaşlattığını, mevcut konut arzının çok sıkı olduğunu söyledi. Powell, Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesinin ardından gıda fiyatlarını izlediklerini belirtti. Ve Habertürk.com'la iç basında neler yer alıyor onun da turunu yapmaya başlayalım. İkinci el araç satışında ekstra oyunu demişler. İkinci el araçların sıfır fiyatının üzerinde pazarlanmasına yönelik düzenleme, donanım, aksesuar ve bakım gibi ekstra unsurlar bahane edilerek aşılmaya çalışılıyor demiş bugün Habertürk.com. Ekonomi Gazetesi manşetinde giyimde 2024 siparişleri de tehlikeye girdi başlığıyla karşılaşıyoruz bugün. İhracatın lokomotif sektörlerinden hazır giyim ve tekstilde sıkıntı büyüyor. Avrupa pazarındaki durgunluk 2024 siparişlerine yönelik endişeleri de artırdı. Bununla beraber TGSD'den Ramazan Kaya kısa çalışma ödeneğine ihtiyacımız var diyor. Aksi halde yola devam edemeyeceğiz şeklinde konuşmuş. Hürriyet'in ekonomi sayfasında topyekün kampanya çağrısı haberi var bu sabah. Haziran ayında hem adet hem de ciroda yükselişe dikkat çeken Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, maliyet artışları söz konusuyken enflasyonla mücadele için kampanya yapmak kolay olmayabilir. Ama bizi asıl tedirgin eden talepte bir azalma yaşanması. Nakliyecinin, bankaların, AVM'lerin devreye girmesiyle sezon başında başlatacağımız bir kampanya enflasyona karşı efsane cuma etkisi yaratabilir dedi. Öncel'in talepteki düşüşün önüne geçmek adına yaptığı bu çağrıya markalar ve diğer sektörlerden destek geldi. Tek haneli enflasyon öncelikli hedef başlığı var Sabah gazetesinde. Beştepe'de gerçekleştirilen ekonomi zirvesinden tek haneli enflasyon hedefi ve cari açığın azaltılması için bütün kurumların topyekün mücadele edeceği mesajı çıktı. Hedef refahı artırmak ve 3 yıllık yol haritasını ortaya koymak. Milliyet gazetesiyle turumuza devam edelim. Sıcak hava fırsatçıları haberi var bugün Milliyet gazetesinde. Uzun yılların en yüksek sıcaklık değerlerinin kaydedildiği bugünlerde hızlı çözümü, serinletici ve vantilatör almakta bulan tüketiciler satıcıların anlık değiştirdiği fiyatlarla karşılaşıyor. Günlük 300 ila 700 lira fiyat oynamaları indirim olarak gösteriliyor. Ve Cumhuriyet Gazetesi ile devam edelim turumuza. Tarımda sıcak korkusu haberiyle karşılaşıyoruz bugün. Aşırı sıcaklar rekolte kaybının yanı sıra maliyet artışı yaratarak tüketiciyi de vuracak. Çiftçi temsilcileri çözüm olarak modern sulamanın teşvik edilmesini, üreticinin temel girdi zamlarından muaf tutulmasını talep ediyor.
Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Burak Arzova bizimle beraber her perşembe sabahı olduğu üzere. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk. Şimdi FED kararını geride bıraktık. Önce sohbetimizi oradan açalım isterseniz. Küresel piyasalar açısından oyun kurucu FED dün beklendiği üzere 25 bas puan faiz artırdı ve 22 yılın en yükseğine faizi çıkardı. Arada bir toplantı durdu, etkiyi de takip etmiş oldu. Metne baktığımızda acaba bankalarla ilgili kuvvetlidir ifadesi çıkar mı diye merak ediliyordu. Çıkmadığını gördük. Demek ki bankalarla ilgili endişeyi hala önemseyen bir Amerikan Merkez Bankası var karşımızda. Powell'ın da konuşması ilginçti. Melike de az önce aktardı. %2'lik enflasyon hedefine 2025'e kadar ulaşacağımızı düşünmüyorum dedi. Ve bir de sözlü yönlendirmeyi bu ortamda kullanmayı pek istemiyoruz ifadesine dikkat çekti. Çünkü krizden beri sizinle hep konuşuyoruz aslında. Sözlü yönlendirmeyi merkez bankaları çok iyi bir araç olarak kullandılar diye. Dünkü toplantıda size göre neler öne çıktı hocam? Ve önümüzdeki sürece ilişkin siz hangi sinyalleri aldınız? Artık faiz artışında tamam diyebilir miyiz Fed için? Ben dünkü özellikle hem karar metni hem de arkasından yapılan o basın toplantı sonucunda bir faiz artırımı daha gelebileceğini düşünüyorum. Zaten önceden de düşüncem bu şekildeydi. Şimdi 3 tane toplantımız var. Bunlardan bir tanesi Eylül ayı toplantısı. Tabii Eylül ayı toplantısında burada bir boş ay geçilecek. Dolayısıyla Eylül'ün sonuna doğru yapılacak olan bir toplantı. Bir de Wyoming'de yapılacak olan Jackson Hole var. Evet. Şimdi o Jackson Hole toplantısı bence önemli bir politika göstergesi olacaktır önümüzdeki dönemlere ilişkin olarak. Bu arada hani Fed'in neden Powell'ın belki de sözlü yönlendirmeden vazgeçebileceğine veya çok da fazla burada ilerlemek istemediğine ilişkin birkaç söylemim de olacak. Sonuçta metne baktığımızda metin hemen hemen çok büyük değişiklik göstermeyen bir metindi. Evet. İşte enflasyon tanımı yüksek olarak tanımlandı. Keza sonra i̇şte sorulduğunda Temmuz yapmışlar. Yani çok birbirine benzer bir metindi. Ekonomik büyüme tahmini mütevaziden ortaya çekilmiş. Evet. En çok dikkat çekenlerden bir tanesi oydu. Bankacılık sektörünün sağlam ve dayanıklı olduğunu bir kere daha vurgulamış. Sen de az önce söyledin. O zaten bekleniyordu açıkçası. Hani olacak mı olmayacak mı derken buradaki en önemli vurgulardan birinin ne olduğunu gördük. Dolayısıyla aslında beklendiği gibi gelen bir karar. Piyasayı çok da fazla şaşırtmayan bir karar. Ama benim tahminim enflasyonla kararlı olduklarını, mücadelede kararlı olduklarını göstermek açısından önümüzdeki bence Ekim toplantısında bir faiz artışı daha yaparak sonrasında gene beklendiği şekilde 2024'ün Mart ayında bir faiz indirimine gidebilirler. Bize bu rotayı çizmişti. Ama ısrarla gelecek olan faiz artırımının ne zaman olabileceği konusu sorulduğunda buna çok da fazla sözlü yönlendirmeyle gitmek istemiyoruz diye söyledi. Bunun da sebebini aslında bu sabah bir Bloomberg haberi vardı, enteresan. 2022 yılının tamamında yatırımcılar FED konuşması ve Başkan Powell'ın konuşmasının çok az öncesinde hisse senedi ve tahvil satın alıp daha sonra onun konuşmasını beklendiğinden daha güvercin olarak nitelendirerek oradan çok ciddi karlar elde etmiş durumdalar. Ve bunu da grafiksel olarak dökmüşler. Dolayısıyla sanki bir parça oradan yürümek istemiyor gibi algıladım. Hatta işte Powell piyasaları terse döndürmeyi başardı diye de bir başlığı vardı. Dolayısıyla tahvil piyasaları açısından baktığımızda da verim eğrisinin Powell konuşmadan önce yükseldiğini, Powell konuşurken aşağı doğru indiğini grafiksel olarak göstermişler. Dolayısıyla belki bundan vazgeçme sebeplerinden bir tanesi nasıl olsa sözlü yönlendirme konusunda bu kadar böyle bir trade imkanı doğurduğu kendine söyleniyorsa zaten de aşağı yukarı faiz artırımlarının biraz da sonuna yaklaşıldı. Belki vazgeçmesinin ya da sözlü yönlendirmeye bu kadar önümüzdeki dönemde çok da fazla önem verilmeyebileceğine ilişkin vurgusu buradan kaynaklanıyor olabilir diye açıkçası ben de bu fikre katılarak düşündüm diye söyleyebilirim. Şimdi hocam bu grafikten mi bahsediyorsunuz diye soracağım. Çünkü Powell'ın konuşması öncesinde ve sonrasında S&P 500'de ortalama değişimleri resmetmişler. Gerçekten de birbirinden aksi yönlere gittiğini özellikle 2022 Mart ve Şubat 2023 arasında çok net şekilde görebiliyoruz. Bu sene işin şekli biraz daha değişmiş gibi görünmekle beraber. Geçen sene hakikaten de böyle bir fark var. Diğer yanda da elbette tahvil faizleri üzerinde Powell'ın konuşmalarının da kümülatif 10 yıllık tarafta etkilerini resmetmişler. Bir tarafta beyaz tarafta bizim saatimizde 9 ile 9.30 arası var. 9.30 ile 10.30 arası bizim saatimizde. Yani Powell konuşmaya başladıktan sonra da tahvil faizlerine düşüş genelde normalize edilmiş. Aynı noktadan başlayan grafikte
hakikaten de dikkat çekici. Peki hocam, size göre acaba Fed önümüzdeki süreçte, şimdi mesela diyor ki 2025'e kadar ben %2 enflasyon hedefimi tutturamam. Şimdi bu hafta hem Ellerian'dan hem Summers'tan duyduk. Acaba enflasyon hedefini Fed %2'den 3'e çekmeli mi? Burada bir revizyona gitmeli mi? Giderse ne olur sizce? Bu giderse birazcık bence itibar kaybına sebebiyet verebilir. Bence bunu göze almayacaklardır. Çünkü uzun dönemli bir mücadele olduğunu herkesi inandırdı ve o yönde Fed hareketlerini devam ettiriyor. İleriki dönemki projeksiyonlara baktığımızda 2'ye yakın sayacağını biz de zaten önceki projeksiyonlardan gördük ama 2'ye ulaşmak çok kolay değil. Bunu birçok kere de ifade ediyoruz. Yani yüksek enflasyondan tek haneli rakamlara getirebilmek bazen kolay oluyor ama o tek haneli rakamlardan bir alt basamağa inmek o kadar kolay olmuyor. Çok daha fazla fedakarlık gerekiyor. Ve işin bir tarafında da bu kadar fazla sıkılaşmak da istemiyorlar diye düşünüyorum. Çünkü dünkü konuşmada en önemli söylemlerden bir tanesi bence durgunluk riskinin olmadığını veya durgunluk riskine çok da fazla artık hissetmediklerini söylemesiydi. Birçok endeks de takip ediyoruz biliyorsun. Birbirinden karmaşık durgunluk endeksleri var ama Sam Rule, Claudia Sam'ın bir endeksi var. Özellikle 3 aylık işsizlik verilerinden yola çıkarak geçtiğimiz 12 aylık işsizlik verilerinin en düşük noktasından 0.50 puanlık bir azalışın durgunluk olduğunu söylüyor. Çok da basit aslında, sadece işsizlik verilerinden yola çıkılarak yapılan bir uygulama. Orada da aynı şeyleri görebilme imkanına sahibiz. O nedenle ekonomiyi daha fazla boğarsa ve bu birazcık da sıkılaşmanın neticesinde çok daha fazla, çünkü politika faizi dışında da aslında uygulanan çeşitli farklı yardımcı araçlarla ekonomi bir parça daha kontrol altında tutulmaya çalışılıyor. O zaman işte hem durgunluğa sebebiyet verebileceğini, hem işsizlik konusunun tekrardan önemli bir gündem maddesi olabileceğini bence düşünüyorlar. Bir de tabii unutmamak lazım ki her ne kadar Fed politikaları hükümet politikalarından aynı yönde ya da gitme zorunluluğu yoksa beraber ortak hareket etmek dışında bir seçim dönemine giriyor Amerika ve seçim döneminde o kadar sıkı bir ekonomi istenmeyecektir. Dolayısıyla işin bir tarafından da ben bu şekilde hareket edeceklerini düşünüyorum. Bir sıkılaşma sonrasında çok da sert gitmeyerek, ekonominin kendi doğal akışına bırakarak aslında kırmaya çalıştıkları nokta herhalde çekirdek enflasyon, çok dikkat ettikleri bir nokta, öyle gözüküyor ve sürekli bunu vurguluyorlar. Dolayısıyla çekirdek enflasyondaki kırılma diğer aylarda da devam ediyorsa bunu aynı sıkı duruşla koruyacaklar diye düşünüyorum. Şimdi hocam, orada istihdam tarafını kırıp dökmeden bu işi yapabilirler mi hep tartışıldı ama şimdiye kadar baktığımızda mesela maaş artışlarında en azından %5'lik bir artış gözüküyor son gelen verilerde. Reel anlamda bir maaş alıyor Amerikalılar artış tarafında gibi gözüküyor pek çok parametreye göre. Özel sektör tarafında ama iş kazanımları tarafında, eklenen istihdam tarafında azalışlar var. Mesela geçen senenin ilk yarısında işte kabaca ortalama 436 binlerdeymiş. İkinci arasında 300 küsur binlere inmiş. Bu sene de 200 binlere inmiş. Şimdi buradan baktığınız zaman eğer böyle bir revizyona gitmeyecekse Fed, hakikaten %2 enflasyona doğru gidecekse, o zaman ister istemez işsizliği artırmak zorunda kalacak mı? Resesyon gelmese de resesyonmuş gibi hissettirmek zorunda kalacak mı? Bu anlamda bir sert iniş beklentiniz var mı? Orada çok sert iniş beklentim yok Zeynep. Çünkü bu Atlanta Fed'in bir tane spider web diye bir şeyi var. Örümcek ağ şeklindeki bir grafiği var. 3 dönemi kıyaslıyor o grafik. Hem pandemi dönemini kıyaslıyor, sonra bir önceki pandeminin hemen ilk açılma dönemini kıyaslıyor ve arkasından da aslında içinde bulunduğumuz dönemki işsizlik verilerini kıyaslıyor ve farklı parametrelere göre kıyaslamış. Orada özel sektör istihdamının çok net şekilde gerilediğini biz zaten görebiliyoruz. Ama önümüzdeki aylara olarak baktığımızda mesela hükümet tarafından istihdam hala çok net bir şekilde devam ediyor. Diğer taraftan ücret artışları aslında işveren tarafında bir sıkıntıya da çok fazla imkan tanımıyor gibi gözüküyor. Ve bütün bunların hepsini bir araya koyduğumuzda istihdamdaki çok fazla daralmaya gidilmeden bunu net bir şekilde önümüzdeki dönemlere taşıyabilecek olan bir yapı içinde olduklarını gösteriyor. Ben yani pandemi dönemindeki o sert daralmadan sonra özellikle şu anki daralmanın
çok da Amerika'yı rahatsız edecek noktalarda olduğunu düşünmüyorum. Şimdi buradaki ürün grafikte... cakalı geldi hocam. Evet, evet, çok buyurun, sağ ol, harikasın. Buyurun detayını rica ederim şimdi sizden. Burada gördüğümüz çemberin çeperlerine değdiği her nokta aslında en olumlu noktayı bize gösteriyor. Çemberin içine doğru daralmalar da içerideki en küçük daralma pandemi dönemi daralması olduğu için ne kadar işsizlikte hangi adımlarda olduğumuzu gösteriyor. Az önce senin bahsettiğin özel sektör istihdamı konusu tam da şurada. Yani tam şu noktada bize bunu net bir şekilde gösteriyor. O nedenle ben istihdam konusunun bekledikleri ölçüde kendilerini rahatsız etmeden ve aslında durgunluğa da çok fazla gitmeden sürecin tekrardan en azından faiz artırımları sürecinin biteceğini düşünüyorum. Şimdi hocam diğer tarafta da şu var, faiz artırmak veya azaltmak başka bir şey, tahvil alımları başka bir şey. Şimdi dün Powell da söyledi, tahvil alımlarını biz azaltmayız, daha doğrusu bilançoyu küçültmeye bir yandan devam edebiliriz, hızlandırabiliriz de gerekirse ama faiz de indirebiliriz gelecek sene. Bunlar kendi arasında tezat teşkil etmez diyor. Şimdi o tarafı da biraz açalım isterseniz. Çünkü bugün FT'den de aktardık. Aslında Avrupa Merkez Bankası tarafında diyorlar ki faiz artırımlarının kredibilitesini artırmak için bilanço küçültmeyi hızlandırabilir. Nasıl yapabilir? İşte vadesi gelen kağıdı yeniden çevirmiyorum lafının üzerine vadesi gelmeyen kağıtlarımdan da satıyorum diyebilir şeklinde bir açıklama yapmışlar. Yine İngiltere Merkez Bankası için de benzer potansiyelin artık bu verilerle doğduğuna inanıyoruz demiş. Pek çok aslında saygıdeğer kuruluştan ekonomistler az önce biz de aktardık. Ne dersiniz hocam, önümüzdeki süreçte bilançoların daha agresif daraldığı bir süreç mi olacak? Çünkü kendi ülkelerinin devlet tahvillerinin çok büyük bir yoğunluğunu merkez bankaları elinde tutuyor. Bu da başlı başına bir sıkıntı aslında değil mi? Çok büyük bir sıkıntı. Fed 5'te 1'ini yanılmıyorsam tutuyor. Avrupa Merkez Bankası da 1/4'ünü tutuyor galiba. Evet, evet. Dolayısıyla oldukça yüksek bir oran. Bu makaleyi ben de okudum ve hatta kendi notlarıma kaydettim öğrencilere yeni dönemde en azından onu göstermek açısından. Çünkü orada enteresan bir şey daha söylüyor. Aslında diyor para politikasının esas aracı faiz. Evet. Faizle gelinebilecek noktalara yavaş yavaş sonuna da ulaşıldı. Ama ek tedbirlerle özellikle faizin yarattığı etkinin dışında da sıkılaştırma etkisi yaratmak gerekiyor. Bunun en önemli unsurlarından bir tanesi. Yani morguç alanı vesaire tabii. fazla ezmemek adına. Çok başka ezmemek taraftan, adına. Evet, bir de tabii eğer buraya çok fazla yüklenilirse, yani sadece faiz üzerinden gidilirse bu sefer borçlanma maliyetleri çok yükseğe çıkacak. Ve hem devletlerin borçlanma maliyeti hem de senin dediğin gibi bireysel borçlanma maliyetleri oldukça yüksek noktaya gelecek. O nedenle ekonomiyi boğmamak açısından böyle faizin sağlayabileceği kendilerince optimum noktadan sonra tahvil satışları yoluyla da ekstra bir alan yaratmaya çalışıyorlar. Birinci öncelik bu. İkincisi, tahvilleri satmanın en büyük sebeplerinden bir tanesi, biliyorsun döngüsel bir ekonomiyi takip ediyoruz. Belirli aralıklarla krizler illaki oluyor. Bu geçmişte de hep izlediğimizde aynı şeyler oldu. Tekrardan bir parasal genişleme dönemi gelirse o zaman kendine bir yer açmak ihtiyacı hissediliyor. Çünkü mevcut durumda ellerinde bulundurmuş oldukları o varlık sepetiyle yeni bir krize müdahale edebilecek güçleri yok. Ya evet. da çok fazla bir enflasyona katlanmak zorunda kalacaklar. Bunu önleyebilmek açısından ellerindeki tahvil stoğunu yavaş yavaş elden çıkaracaklar. Çok agresif olur mu? Gerektiği zaman piyasaya geri piyasaya tekrar diye. Girebilsinler diye. Çok agresif olur mu bilemiyorum ama bence doğru bir yol ve önümüzdeki dönemde herhalde tahvil konusunu en çok konuşacağımız konular arasında alacağız. Şimdi diğer yandan yarın da Japonya Merkez Bankası toplantısı var. Onu da konuşalım. Sonra bir içeriye geleceğim. Çünkü IMF'den ilginç bir öngörü geldi. Diyorlar ki Japonya'da enflasyonda riskleri biz yukarı görüyoruz. Getiri eğrisi kontrolünden uzaklaşılsın. Şimdi oradaki durum daha enteresan. Çünkü onlar aslında %2 enflasyonu istiyorlardı. Bir türlü ulaşamıyorlardı. Şu anda üzerine çıktılar ama geçici faktörlerden kaynaklı diyorlar. Bir yandan da tabii ki gevşemeye devam etmek istiyorlar. Ultra gevşek para politikasına devam etmek istiyorlar. Şimdi yarından herhangi bir politika değişimi beklenmediği belirtelim. Olursa sürpriz olur. Ama sizce teorik olarak bakıldığında getiri eğrisi hedeflemesinden uzaklaşılması Japonya'nın işine yarar mı? Ne işe yarar? Çok kısaca onu da hocam bir toparlayalım isterseniz. Yani Japon ekonomisinin kendine özgü özellikleri var. Bir kere yaşlı bir ekonomi. Harcama alışkanlıkları çok fazla yok. Oldukça tasarruf yapıyorlar ve Japonya daha çok bu en önemli noktası ihracat ağırlıklı bir ekonomisi var. Ve şirketleri içeride de ayakta tutabilmek açısından enflasyona ihtiyaçları var aslında. Bunu uzun dönemdir görüyoruz. O nedenle %2-2,5'luk enflasyon çok uzun zamandır özledikleri ve bekledikleri bir ortam yarattı kendileri açısından. Ben bunu korumaya çalışacaklarını düşünüyorum. O nedenle getiri eğrisi kontrolü ya da getiri eğrisinin üzerindeki sağlanan marjın en azından önümüzdeki dönemlere de taşınabileceğini ve tam da aslında bir
parasal genişleme döngüsü yavaş yavaş dünya genelinde faiz indirimleriyle beraber belki ortaya çıkacakken, Japonya'nın belki onların tersine hareketle önümüzdeki dönemlerde bir faiz hamlesi olabileceğini, ama şu an için erken olduğunu düşünüyorum. Senin de dediğin gibi böyle bir şey şu anda beklenmiyor genel olarak. Şimdi hocam gelelim enflasyon raporuna. Bugün Guy Erkan için önemli bir sınav demiş Bloomberg'e baktığımızda satırlar. Neden böyle söylüyorlar? Çünkü diyorlar ki iki toplantıda faiz artırımı oldu olmasına ama piyasanın beklediği kadar olmadı. Merkez Bankası yine makro ihtiyati tedbirlerle de piyasaya gelmeye devam etti. Başkanla da çok fazla piyasanın bir teması olmadığı için merak ediyorlar ne düşünüyor. Bir de tabii ki geçen toplantıda da %22,3'lük bu yıl sonu hedefini revize etmemişti. Merkez Bankası şu anda diyorlar en azından buraya ikiye katlamasını bekleriz. Ama yine de diyorlar enflasyon beklentilerinin altında kalır. Çünkü burayı ikiye katlasa bile tabii ek vergiler geldi. TL'de değer kaybı geldi. Dolayısıyla yıl sonu ile ilgili JP Morgan gibi kuruluşların böyle artık %60'lara yakınsayan yıl sonu enflasyon tahminleri söz konusu oldu. Şimdi ilk etapta hocam bir genel çerçeveyi çizelim, neler beklersiniz diye. Sonrasında göstermeye çalışacağım. Şimdi mesela döndüğümüzde en son enflasyon raporuna nasıl bir şey gördük? Böyle bir şey gördük. Çok kısaca belki ekrana yansıtabiliriz. Tamamı yazıdan oluşan bir metinden bahsediyoruz. Metinde neler vardı sizinle her sefer konuştuk. Neler yoktusunu da ayrıca konuştuk. O yüzden orayı da ayrıca bir sormak istiyorum. Şimdi böyle bir metin manzumesinin içerisine bugün bir grafik girmesini bekler misiniz? Mesela çıktı açığı grafiği enflasyonla beraber özellikle üst üste konduğunda sizinle bu yayında da hep çok değerli bulduğumuz, hep aktarmaya çalıştığımız bir grafikti. O tip bir grafiğin geri gelmesini mesela bekler misiniz? Vallahi şimdi çok şey değiştirildi biliyorsun eski başkan döneminde. Bunun en önemlilerinden bir tanesi de çıktı açığı grafiğinin ortadan kaldırılması oldu. Şimdi mesela oldu. 2022'nin ilk enflasyon raporuna gittim. Orada mesela şöyle bir grafik vardı, hatırlatalım izleyicilerimize. İşte bu grafik geri gelir mi diye merak ediyoruz aslında. Evet, yani çıktı açığı dediğimiz aslında piyasanın genel talep ve arz koşullarıyla beraber enflasyonun hangi noktalarda örtüştüğünü de bize göstermesi açısından değerli bir grafik. Şimdi bütün bunlar tabii birçok şey bekliyoruz. Buradaki tespitlerin geçmişte de ben bir kere kendi adıma bu enflasyon raporunun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Önemli çalışmalar üzerinde yapılıyor. Oradaki analistler ciddi çalışmalar gerçekleştiriyorlar ve geçmişte de bu enflasyon raporu verilerinden oldukça fazla yararlandık. Fakat son dönemlerde hem Merkez Bankası'nın belki daha geri planda tutulması, belki bizlerin düşündüğü şekliyle biraz itibar kaybı bu metinlerin de önemini ortadan kaldırdı gibi duruyor ve bir manzumeye dönüştü. Yani grafiklerle anlatımdan ziyade bir manzume şekline dönüştü ve Merkez Bankası başkanları da önlerine konan metni aynen okur hale geldiler ve bu süreç böyle devam etti. Şimdi yeni başkanla beraber tabii beklentiler farklıydı. Ben en başta işte Amerika'da önemli bir bankanın yöneticiliğini yapmış, oradaki iletişim yöntemlerini çok iyi bilen, Fed'le en azından bazı ilişkiler içerisinde olmuş banka yöneticiliği nedeniyle, dolayısıyla Amerikan ekonomisini yakından tanıdığı için kendisinin de Türkiye'ye döndüğünde böyle bir başkanlık sürecinde forward guidance dediğimiz ileriye yönelik bir bizi rehberlik, sözlü yönlendirme ya da genel itibariyle Bernanke'nin ve diğer yazarların söylediğiyle açık ağız ilişkisi kuracağını düşündük. Ama böyle olmadı. Yani ben beklentilerimin tam tersine başkan tam bir duvar çekti, hiç konuşmadı ve neticede hem faiz kararları konusunda bizler ne olabileceğini çok geniş aralıkta tahmin etmeye çalıştık. Hem de aynı zamanda ileriye yönelik elimizde bir politika metni de olmadığı için ne yapılabileceği konusunda bir bilgimiz yok. O nedenle bugünkü toplantı... Bir tek Bankalar Birliği buluşması sonrasında bir kamera önü görüntüsü oldu. 20 saniye Merkez kadar. Bankası 20 Başkanı'nın. Saniye. Ben yani o konuşmayı izledim. Yani herkes için verimli olacağını önümüzdeki evet. sürecin söyledi ve bayramınız mübarek olsun dedi. O kadar dedi. Evet. Arkasından da zaten bir metin yayınlandı. O metinde de Merkez Bankası Başkanı'ndan çok Bankalar Birliği Başkanı'nın söylemleri vardı içinde. Ağırlıklı o söylemleri taşıyan bir metindi. Ama bugünkü toplantı hem bir taraftan göreceğimiz enflasyona ilişkin gelecek dönemlere ve bu yıl sonu hedeflerini hangi noktada Merkez Bankası'nın koyduğuna yönelik bir temel metin ortaya koyacak. Çünkü hala daha politika kararı metninde %5'lik enflasyon hedefinden falan bahsediliyor. Yani buna ulaşabilmek mümkün değil. Yani hepimizin gördüğü bir gerçeklik var. Şimdi Fed'de %2'yi 2025'e kadar bulamam diyor. Fed bulamam diyor ama.
biz %5 hedefimizde kararlılıkla gittiğimizi söylüyoruz. Onların arada da hedefi %2, onlar da kararlı. Kararlı tabii. Aynı şeyi de değerlendirelim o zaman. Evet. Şimdi gene politika metnine baktığımızda daha henüz gelmemiş olan doğrudan yabancı yatırımların metnin içerisine girdiğini gördük. Turizm sezonunu, turizmciler bile çok iyi geçmiyorlar derken turizmden gelecek olan gelirlerin cari açığa önemli katkı yapacağını falan söyleyen böyle çelişkili ifadelerin olduğu metin geçtik. Şimdi umut ediyorum enflasyon raporunda aynı çelişkiler olmaz. Bir kere beklentimiz herkesin veya piyasanın genel beklentisi %50'nin üzerinde bir enflasyon olacağı, bakalım Merkez Bankası buraya ne kadar yakınlaşacak? Hani 22.3 2023 sonu, 8.8 2024 sonu. Tabii. Artı bir de orada gıda fiyatları da, gıda enflasyonu da hiç güncellenmemişti. Evet. Şimdi gıda enflasyonu tahmini %22'den 27,9'a en son toplantıda gelmişti. Ama mesela dün Fed'in metninde de var, Rusya'nın tahıl koridorundan çekilmesiyle beraber işte gıda tarafını daha yakından izliyoruz diye mesela. Kuraklık var, kuraklığın etkileri var. Bugün evet, senin az önce okuduğun gazetede var. İrfan evet. Bu hafta o konuyu işledi. Özellikle rekolte kaybı büyük bir sıkıntıya sebebiyet verebilir. Bunların hepsi peş peşe gelebilecek olan riskler. Yani biz genellikle Merkez Bankamız üzerinden yaptığımız değerlendirmede hiç böyle bir riskler yokmuş gibi davrandığımız için sanıyorum bu riskler artık değerlendirilir. En azından metne girer diye düşünüyorum. Tabii bir de başkanın iletişimi nasıl olacak? Yani benim esas merak ettiğim o. Ben mesela daha başkanın sesini duymadık dediğimde birisi bana dedi ki bir yerde sesini duysan ne olacak? Yani sesini duymaktan kastım tonunu, nasıl vurgu yaptığını falan değil. Yani mecazi anlamda bir şeyler söylemesi ve piyasayla bir iletişim kurması anlamında. Ama onu hocam o da aslında merak ediyor. Çünkü mesela Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina çok başarılı bulunduğunda kendisinin işte oturması kalkması bile hani işte kredibilitesini artırması açısından böyle hani ekonomist yorumlarına yansımıştı. Hükümet gibi kadın derlerdi eskiden. Cennet Yalın'ın ceket rengine kadar bakıldığını gördük zamanında. İşte mor ceket giydi ne demek istiyor? İşte şöyle böyle, yani bunların hepsini gördük aslında. Evet, yani öyle tahmin ettik biz de, hani Amerika'dan falan gelince genellikle şey olur ya, işte yabancı ülkelerde öğrenim gören çocuklar Türkiye'ye gelince daha fazla bir beklenti içinde olursun, daha farklı baksın, olayları daha farklı değerlendirsin falan diye. Belki o beklentinin içine girdik, bilemiyorum. Ben olabilir. De kendi adıma kendimi de sorguluyorum ama netice itibariyle biraz daha aktif olmasını, özellikle iletişim konusunda belki daha açık olmasını. Bugün nasıl cevap verecek bilemiyoruz. Eskisi gibi soruları toplayacaklar mı? Ondan vazgeçilmişti çok şükür. Yani bir önceki başkan bile en azından sorulara tek tek cevap veriyordu. Şimdi aynı soru sistemiyle mi devam edilecek? Yoksa 3 soru toplanıp gene o sorularla alakasız cevaplar mı verilecek? Bugün yoğun katılımın olacağı bir toplantı olacak. Bakalım, heyecanla bekliyoruz. Ne çıkacağını göreceğiz. Bu arada Greenspan zamanında da briefcase indicator vardı demişler. Demek ki onu da çantasına bakılan bir durum söz konusuymuş. Onu da bir kenara yazdık. Diğer yandan da hocam yine enflasyon raporunu bugün tabii takip edeceğiz dedik. Bununla beraber şunu da aslında sormak istiyorum size. Kur korumalı mevduatla ilgili işte atılan adımları sizinle burada çokça konuştuk. Yanı sıra liralaşma stratejisinin neresindeydik dedik vesaire. Ama biz bu haftaya başlarken Merkez Bankası'nın son metnindeki bazı ifadelerin içinin doldurulmaya başlandığını gördük. O konuyla ilgili de merak ediyorum görüşlerinizi. Orada da miktarsal sıkılaşma ve seçici krediler başlıkları öne çıktı. Bununla ilgili atılan adımlar vardı. Nasıl buldunuz? Devamını bekliyor musunuz diye soracağım. Yine ihracatçının biraz elini kolaylaştıran finansman tarafında adımlar gördük. Orada hatta Ziya Kurt dedi ki belki Merkez Bankası'na park edilen döviz oranında da %40'tan bir aşağı yönlü hareket görme ihtimalimiz doğabilir. Oradaki politika kompozisyonunu nasıl yorumladınız? Son soru bunu da sorayım hocam. Şimdi orada gelen metin üzerinden belki konuşmakta fayda var. Yapılan değişikliklerden bence en değerlerinden bir tanesi özellikle ihracatçılara verilen reskont kredilerinin miktarının arttırılması. Bu en büyük onları sıkan konulardan biriydi. Diğeri tabii ki bu getirilip %40'ın park edilmesi konusu, bozdurulması konusu da çok ciddi bir problem. Ama hemen ondan vazgeçilebilecek gibi durmuyor. Ben biraz daha onun zamanı olduğunu düşünüyorum. Onun dışındakilerin ben açıkçası Sayın Bakan'ın söylediği gibi cari açığın engellenmesi konusuna katkı sağlayabilecek hangi noktada olduğunu ben algılayamıyorum. İç talebin baskılanması yoluyla olabilir mi? Çünkü mesela nakit avans işte çekimlerinde vesaire faizlerin artırılması var. KMH'lar tarafıyla ilgili benzer bir durum söz konusu. Burada
Evet, kambiyajlarla ilgili getirilen düzenlemenin yanlış düşünüldüğünü düşünüyorum. Yani ama ihtiyaç kredisine dokunulmadı. Evet, ihtiyaç kredisine dokunulmadı. Evet, tabii. Ama bir taraftan diğer krediler, tarım kredileri, ihracat kredileri ya da işte esnaf kredileri, orada herhangi bir şey yok. Yani onlar aslında istisna tutulmuş. Orada bir genişleyici süreç devam ediyor. Diğer taraftan sıkılaştırma adımları üzerinden sadece vatandaşın, şimdi buradaki analizin doğru yapılması gerekiyor. Merkez Bankası zannediyor ki, tabii belki biraz kopuk olduğu için halkta da olabilir. Buradaki kesimin, bu kredileri, kambiyajları kullananların büyük çoğunluğunun gidip bununla döviz aldığını düşünüyor. Ya da belki tamamını düşünüyor. Bu kısmen doğru. Evet, insanlar gidip buradaki faiz farkı avantajından döviz alıyorlar. Bu döviz alınmasının sebebi uzun dönemli yatırım yapmak amaçlı falan değil. Kendini enflasyona karşı koruyabilmek için. Çünkü maaş artışları olduktan hemen sonra o ortaya çıkan yüksek zamlar ve hala devam eden yüksek enflasyon süreci herkesin varlığını eritiyor. Birinci sebep bu. İkinci önemli sebep, orada kambiyajları kullananların gene büyük bir kısmı geçinme kaygısıyla bunu kullanıyorlar. Yani büyük oranda İnsanlar kendini döndürebilmek açısından, maaşlarını telafi edebilmek açısından kambiyaj faizleri de uygun olduğu için oradan kredi kullanarak hayatlarını devam ettiriyorlar. Bu analizi böyle yaparsan o zaman sıkılaşmaya buradan başlamanın doğru olmadığını belki düşünmek gerekiyor. Çünkü eğer buradan sıkılaşma yaparsak talebi boğmak adına, bu talebi boğmak aynı zamanda insanların kendini döndürememesi, sosyal sıkıntılar, tekrardan bu sosyal sıkıntıları gidermek için yüksek maaş artışlarının zorunlu hale gelmesi, bir diğer taraftan talebi bu kadar sert düşürmek, firmaların ürettikleri mal ve hizmetleri olan talebi de aynı anda çok net etkileyeceği için firmaların da satış kaygısıyla beraber satış yapamamak ve işten çıkarmalara sebebiyet verebilecek bir süreci bizi taşıyacak. Bunun uzun dönemli etkileri çok sert olacaktır diğer sıkılaştırma adımlarından. Onun için ben bu kararın bir kere daha gözden geçirilmesi gerektiğini ve aslında doğru olmadığını düşünüyorum. Ne yapabilirsiniz? Taksit sayısını azaltabilirsiniz ya da geçmişte yapıldığı gibi belki başka farklı yöntemler uygulanabilirsiniz ama sadece kambiyaj üzerinden bu kadar sert sıkılaştırmanın tamamen ekonomik anlamda hem sosyal boyutuyla hem de firmalar boyutuyla ekonomiyi boğabileceğini düşünüyorum. İkinci konu, özellikle ticari krediler zaten azaldığı bir dönemde bu tedbirlerin getiriliyor olmasının ekonomi üzerinde çok da büyük etkisi olabileceğini düşünmüyorum. Üçüncüsü, özellikle otomotiv kredilerinde %3'ten 2'ye çekilmesi, o kredi hacminin artışının bence gene çok büyük bir alan yaratabileceği bir noktada değiliz. Zaten orada da talep ister istemez gelir azalmasıyla beraber o da düşmüş durumda. Onun için ben buradan doğrudan cari açığa katkı sağlayabilecek bir noktanın bağlantısını çok fazla kuramıyorum. Tam tersine tehlikeli gördüğümü belirtmek isterim. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Burak Arzova. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Her zamanki gibi bilgilendirici sohbetiniz için. Kısa bir reklam arası vereceğiz efendim. Ardından Bloomberg KT'de ilk söz devam edecek. Tüm dünya. Philip Capital sunar. Ve küresel piyasalarda son durumu da ele almaya çalışacağız. Bloomberg KT Dubai temsilcisi Ersoy Kazancı öncelikle bizimle. Ersoy günaydın, hoş geldin yayınımıza diyeyim. İzleyiciden de bir not var sana, onu da hemen ileteyim. Formasında diyor 5 yıldızı tescilli Fenerbahçe'den Avrupa'da 5-0 galibiyet. Fenerbahçeli Ersoy Kazancı'dan da sarı lacivertli kravatlı bir sunum bekliyoruz demiş. Kravat geldi, sunumu da dinleyelim bari. Zeynep teşekkürler. Evet, izleyicilerimiz tabii beni iyi tanıyor. Fenerbahçe kazanırsa bu kravat geliyor. Ya da genelde Ağustoslarda biz daha umutlu oluyoruz da. Neyse, bu kendi aramızdaki bir espri. Mayıs'ta pek mutlu olamıyoruz. İnşallah bu sene farklı olur. Gülerek başladım. Piyasalar da mutlu. Borsalar yukarıda. Petrol de yukarıda. Fed'in kararı zaten bekleniyordu Zeynep ama bir süre daha
frene basacak olması, veriye bağlı olacak olması Fed'in kararının piyasaları memnun etmiş gibi gözüküyor. Asya'da borsalar yukarıda. Petrolde şu anda 84 dolara yakın. Amerikan türü de 80 dolara yakın. Tabii ki Fed'in frene basacak olması petrol piyasası açısından iyi. Sadece bu değil Zeynep. 600 bin varillik düşüş vardı Amerika'daki stoklarda. Enerji Bilgi Dersi'nin rakamlarında. Bir de Bloomberg anketine göre Suudi Arabistan 1 milyon varillik üretim kesintisini Eylül'de de devam ettirecek. Yani arz tarafında da biraz kısıtma olması petrolü yukarı çekiyor. Hatırlarsan 200 günlük ağırlıklı ortalamasının üzerine de attı demiştik. Orta Doğu tarafında buradaki ülkelerin para birimleri dolara çıpalı. O yüzden de hepsi 25 baz puan artış yaptı Fed'in kararından sonra. Mısır'da biraz döviz krizi yaşanıyor. Onlar da döviz likiditesini artırmak için yeni bir tahvil ihracına gidiyorlar. Yıllık %9'luk dolar cinsinden 3 yıllık bir tahvil ihraç ediyor Mısır. İsrail Anayasa Mahkemesi bu yargı reformunu hemen reddetmeyecek haberleri vardı. Bir de basına göre resmi açıklama olmadı ama Empap ve Suudi Arabistan'ın teklifini reddedip Real Madrid'e gidecek. Evet, kravatı da tekrar böyle gösterip sözü sana aktarayım Zeynep. Bloomberg ET Dubai temsilcisi Ersoy Kazancı, çok teşekkürler. Şimdi de bir kez daha Pekin'e gidelim. Bloomberg ET Asya temsilcisi Sadi Kaymaz'a kulak vereceğiz tekrar. Sadi günaydın. Son buluşmamızdan bu yana dikkat çeken haber başlıklarında neler var paraya yön veren? Zeynep tekrar merhaba. Şimdi hisse senetleri tarafına borsalara baktığımızda senin bir önceki buluşmamızda %0.4, %0.5 civarında ortalama kazançlar vardı. Yavaş yavaş böyle %1'e doğru gidiyorlar. Dolayısıyla algıda daha bir düzelme var, havada daha bir düzelme var diyebilirim. Benim takip ettiğim ana Asya endekslerinin hepsi şu anda yeşil. Yine döviz tarafına baktığımızda da temel belli başlı Asya para birimleri karşısında Amerikan dolarının gerilediğini görüyoruz. Yine MTA tarafına baktığımızda da orada da alüminyumda, bakırda, Şangay'a bakarsak, yine demir cevherine bakarsak, her ne kadar Singapur'da biraz zayıf olsa da genel olarak bazı metallerde ilerlemeler var. Dolayısıyla bugün Fed'in arkasından yeşil ekranlar görüyoruz. Tabii Fed demişken aslında Powell topu biraz böyle dataya attı. Herhangi bir taahhütte bulunmadı. Ne güvercinde ne şahinde ama anlaşıldığı kadarıyla piyasalar olumlu tarafından algılıyor bunu. Diğer taraftan Samsung tabii dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi, bilançosu geldi. O bilanço tabii manşetten bakıldığında %95'lik bir düşüş görüyoruz ama beklentilerden daha iyi. Hisse senedi daha pozitif tepki verdi. Yine Hong Kong dikkat çekici. Hong Kong'da teknoloji endeksi Mayıs dibinden %20 kadar yükseldi. Burada tabii özellikle büyük teknolojiye yönelik regülasyonların artık biteceği, Çin'in de teşvikler uygulayacağı, ikinci yarının daha iyi olacağına ilişkin beklentiler var. Aynı zamanda tabii Xiaopeng diye bir not almışım. Çin'in elektrikli araç startup'ı kim ortak oldu? Volkswagen ortak oldu. %4.99'luk payı için $700 milyon ödedi. Aynı zamanda da beraber birkaç model geliştireceklermiş. Dolayısıyla Alman şirket burada liderliği kaybetti, BYD'yi kaybetti ama Çinli şirketlerle birlikte işbirliği yaparak geri kazanmak istiyor ki Audi biliyorsun yine gruba bağlı. Audi de SAIC'le işbirliğine gitti. Volkswagen ya da Almanlar evet yeterince hızlı model geliştiremiyorlar ama bir taraftan da o zaman biz Çinlilerle işbirliği yapalım, daha hızlı olalım der gibi bir halleri var Zeynep. Bloomberg ET Asya temsilcisi Sadi Kaybaz, çok teşekkürler. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Ve Bloomberg ET Para ve Sermaye Piyasaları Müdürü Ebru Usta araştırma masasında ilk söz için bizimle. Ebru günaydın. Günaydın Zeynep.
Şimdi Fed'i gördük. Bugün Avrupa Merkezi göreceğiz. Biz de enflasyon raporunu göreceğiz. Ayrıca haftalık yine istatistikler var, oldukça kalabalık gelecek. Bir yandan da bilanço sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Zira dün Akbank'tan rakamları da gördük. Bugün garantiyi mi takip edeceğiz? Artık ne tarafa bakacağız? Şaşırdık kaldık. Mikroekonomi, makroekonomi şöyle bir toparlayalım. Bugün piyasanın gözü nerede olabilir? Evet, bugün de yoğun bir gün. Fed kararını geride bırakırken ilave sıkılaştırma gelebilir ifadesi önemliydi. Ama bundan sonraki toplantı 20 Eylül tarihinde olacak Fed tarafında. 20 Eylül'e kadar piyasa fiyatlamalarını takip edeceğiz, verileri takip edeceğiz. 20 Eylül toplantısında faiz artırım beklentisi çok yüksek değil. %78-80 oranında sabit kalması bekleniyor şu an için. Bugün de ECB'nin faiz kararı var. 25 bas puan faiz artırımının oradan da gelmesini bekliyoruz. Evet, bugün yoğun bir gündem var. Bizde de öyle yoğun bir gündem var. Bir taraftan bilançolar geliyor, bir taraftan borsadaki seviyeleri takip ediyoruz. Bir taraftan da bu haftanın en önemli gelişmesi enflasyon raporu toplantısı var. Biraz bilançolardan bahsedeyim. Dün Akbank bilançosu, TAV, Tofaş, Otokar bilançoları geldi. Bugün de Garanti Bankası ve Ford Otonun bilançosunun gelmesi bekleniyor. Önemli banka bilançolarıyla devam ediyoruz. Dün Akbank bilançosu beklentilerin üzerinde geldi, net kar, hatta çok çok iyi veriler geldi diyebilirim. Zaten Akbank bu çeyrekte bankalar içerisinde de en pozitif ayrışması beklenen, bilanço gelmesi beklenen bankaydı. Orada da beklenti 17.2 milyar TL'lik net kar gelmesi yönündeyken 20.3 milyar TL'lik bir net kar geldi. Bankanın kendi öz kaynak karlılığı hedefi bu yıl sonu için %30 iken şu anda %39 tutturulmuş durumda. Neredeyse tüm kalemlerde artış var Akbank tarafında. TAV havalimanlarının çeyreklik net kar beklentilerinin altında geldi. Otokar tarafında da beklentilerin altında bir net kar geldi. Ancak FAVÖK ve net satışlar beklentilerin üzerinde olsa da finansman giderleri ciddi miktarda yüksek. Tofaş tarafında da beklentinin üzerinde bir net kar geldi. 3.58 milyar TL'lik bir net kar beklentisi varken 4.94 milyar TL'lik Tofaş'ta net kar geldi. Bunların hepsinin tabii borsaya yansımasını bugün takip edeceğiz ama dünle şöyle bir baktığımızda dün güzel bir yükseliş vardı diyelim. Bir önceki günkü satışların ardından tepki alımları gördük. Gün içerisinde de artık seans sonuna doğru alımlar hızlandı. Gün içi en yüksek seviyelerden neredeyse kapandı. 6744 puandan bir kapanış gerçekleşti %2'nin üzerinde borsada. Bankacılık endeksi özellikle yapı kredideki satışların etkisiyle negatif tarafta kalsa da evet, dün akşam 4.8 düşüşü var yapı kredinin. Yapı kredide evet satışlar ama Koç Holding'de artı var bu arada. %2.2'lik artıyla kapattı Koç Holding. Her ne kadar yapı kredide satışlar olsa da dün Akbank tarafında tabii bilanço beklentileriyle Akbank %0.4 pozitif taraftaydı. Sınav endeksi, ulaştırma endeksi güçlü destekler vardı. 6600 puan önemli görülüyordu teknik seviyelerde. Bunun üzerinde hatta 6743 puandan kapanış gerçekleşti. Hacim de 130 milyar, yine yüksek seviyelerde bir hacim var. Bugün açılış beklentisi yine pozitif yönde, açılış yapılması yönünde. Tabii bugün enflasyon raporu var, saat 10.30'da başlayacak. Bu tabii piyasada hareketlilik yaratabilir. Neden? Çünkü bu Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ilk toplantısı, özellikle soru cevap kısmında piyasa çokça sorusuna cevap aramaya çalışacaktır. Bir de şöyle bir durum var. Enflasyon beklentileri şu an çok geride kalmış durumda. En son Nisan ayında, hatta Mayıs ayının başında yapılan enflasyon raporu toplantısında herhangi bir güncellemeye gidilmemişti. %22.3'lük bu yıl sonu için enflasyon tahmini şu an piyasanın yarısı kadar. En son Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde %43.8. Ama Merkez Bankası'nın şu an tahmini %22.3, neredeyse yani yarısı kadar. En az ikiye katlar burayı diye Bloomberg'da tahmin paylaşmış. Evet, yani piyasanın beklentilerine gelmesi için ikiye katlaması gerekiyor tahminin. İkiye, yani iki kat yükseltmesi gerekiyor Merkez Bankası'nın. Bir de daha aslında dikkat çekici bir husus var. Bu da gıda enflasyonu. Son Merkez Bankası'nın enflasyon raporu toplantısında gıda enflasyonunda %22'den %27.9'a bir güncelleme olmuştu. %27.9 her ne kadar manşetin üzerinde olsa da gıda enflasyonunda şu an TÜİK verilerine baktığımızda manşette, yani TÜİK manşet veride %38 olan enflasyon, gıda enflasyonunda, gıda ve alkolsüz içeceklerde %53.9, yani %54'lük bir gıda enflasyonumuz var bizim şu anda.
38'in çok üzerinde manşet tarafı. Ayrıca bu ay Temmuz ayında yine çok yüksek bir enflasyon gelmesi bekleniyor. İşte birçok ürüne zam yapıldı, mazota, benzine zam yapıldı. Bunların etkisiyle enflasyon beklentileri yukarı gidiyor. Biz de her gün paylaşıyoruz. Dün Ak Yatırım'ın beklentilerinde de %60'lık bir enflasyon beklentisi vardı. Yabancı kurumlar da %58'i telaffuz ediyorlar. Yani gıda enflasyonunda da yukarı yönlü bir güncelleme bekleriz bugünkü tarafta. Bir de soru cevap kısmında Vize Gaye Erkan'a sorulabilecek sorular arasında miktarsal sıkılaşmanın ne olabileceği, bundan sonraki Merkez Bankası faiz adımlarının ne olabileceği, bir de KKM ile ilgili sorular gelebilir. Evet. Bunlar da önemli değişkenler olabilir bugün piyasa hareketlerinde. Şimdi bu arada Akbank'tan dün bilanço geldikten sonra bir tane güncelleme var, onu bir tek paylaşayım. Citigroup'tan al tavsiyesi gelmiş. 25,5 TL'lik bir hedef fiyat seviyesi vermişler. Dünkü kapanış seviyesi 25 TL olmuştu Akbank hissesinde. Bloomberg HT Para ve Sermaye Piyasaları Müdürü Ebru Usta, çok teşekkürler. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Bloomberg.com'dan çıkan başlıkları da aktararak devam edelim. Fed faizi 22 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Geçen ay faiz artırımlarına ara veren Amerikan Merkez Bankası Temmuz ayı toplantısında politika faizini beklentiler dahilinde 25 bas puan artırdı. Faizler böylece 2022'den beri 11. kez artırıldı ve 22 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Karar metninde daha fazla faiz artışına açık kapı bırakıldı. Enflasyonu düşürmek için ilave sıkılaştırmanın öncüsünün ölçüsünün değerlendirebileceği de belirtildi. Ve ikinci başlıkta TOBA gidelim. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'dan açıklama var. Ticari krediler aniden kesilmemeli diyor. Hisarcıklıoğlu, KOBİ kredilerinde yaşanan daralmanın zincirleme etkisiyle ülkenin ve sektörlerin tamamına olumsuz yansıdığını belirtti. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Türkiye'nin önceliği mevcut üretim kapasitesini korumak olmalı. Ticari krediler aniden ve çok sert bir şekilde kesilmemeli. Reel sektörün finansmana erişim taleplerine toptancı bir şekilde olumsuz bakılmamalı dedi. Ve bu notla beraber biz de ilk sözü noktalayalım. Kısa bir ara vereceğiz. Ardından sabah raporunda tekrar beraberiz.